Bu ırkçılık bana dededen, babadan bana miras gibi bir şey yani. Ben kuşsuz, hayvansız yapamam. Şöyle, bir gün Lodoslu bir avda kuş tutmaya gittim. Yaş 12. Bugünkü Fenerbahçe idman sahası Kurbaldere. Ufacık bir metre bir ağım vardı. Herkesten gördüm, ben de yaptım. Toru, moru filan yok. Bir tane kuş geldi. İplerimde zaten ekleme, bahçeden çamaşır ipi. Ağı çektim. Aa, baktım kuş içinde zıplıyor. Gittim kuşu aldım, geldim. Kapkara bir şey, gri böyle, kara bir kuş. Kafesim yok ki içine koyayım. Bir tane kuşum var, dişi kuş. Tır 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 tır. Briket buldum, briketin altına koydum. Ya bir tane kuş ötüyor ama benim kuş ötmüyor. Meğer benim şeyimde oturduğum briketin altında kuş ötüyor. Bunu aldım. Meşhur Sarıyerli Arif Kaptan, flüryacı. Flüryacı diyorum, altını çiziyorum. Rahmetlik dayım. O kuşu ben de eskiden tahta evlerde, köklerde oturuyoruz. Duydu sesini. Daha 12 yaşındayım. Gel dedi, bunu kaptan babaya götürelim. Aldı beni de yedeğine. Kuşu da aldık. Doğru Arif Kaptan'a gittik. Arif Kaptan kuşu duydu. Tırıltılarını duydu. Sana oğlum dedi, bak dedi, burada dedi şu öten kuşu vereyim. Nedir bu dedim. Bu dedi dağ babası. Sen bunu besle dedi. Sen bu kuşu besleyemezsin dedi. Allah Allah dedim. Bir baktım benim kafese, bir baktım şimdi benim kafeslerim gibi ceviz, oymalı, örtülü, mörtülü, benim elimde de ötüyor kuş falan. Oo, ben zevkten dört köşe oluyorum ama işi bilmiyoruz ki. Dayımın yaptığı, ayıptır söylemesi, bana şeylik. Hani bir, dedem de dinlemedi kuşu. Dedem dinlese bırakmaz. Bir dakikada pazarlık oldu, gitti. Ondan sonra kuş sarı yerli kuş oldu. O zaman Arif Kaptan'ın kuşu. Sünger dikiş makinesi makara bitmiyor. Şimdi flüryacı nasıl olduk? Askerliğimiz bitti. Tekrar iş yerime döndüm, tersaneye. Taşkızak Tersanesi'ne, Kasımpaşa'ya. Sako kuşu besliyorum. Güvercin kuşu, mardin kuşu besliyorum. Çetin de diye bir arkadaşım var. Çocukluktan, tesadüf işte. Hem askerliğimizde beraber yapıyoruz. Ondan sonra kayboluyoruz. İşçi alınacak atölyeye. O da tesbihci, tornacı. Ben de tesbihci, tornacıyım. Aa, baktım Çetin dedim, ne işin var oğlum dedi. Ya dedi, imtihana geldik. Tamam dedim, ulan seni buraya alıyoruz. Geldi, muhabbet ettik falan. İşi oldu, çocuk fabrikaya girdi. Tabii ben saka kuşu getiriyorum, plan ettiriyorum. O da filire kuşu getiriyor. Ya dedi Tuncay dedi, bu saka kuşu yani dedi. Hep aynı nakaratlar yani. E ne yapayım dedim, seviyorum. Gel dedi, albaya yerli yavrular gelmiş dedi. Sana onlardan bir iki tane alalım. Besle. Öten öter, öter ötmez. Neyse biz de aldık. Doğru tepe başına hastaneye gidiyoruz. Albayın dükkanına gittik falan. Ha dedi, bak burada var dedi. Sen dedi bu dağ babasını al dedi. Ben yerli yavruyu alayım dedi. Ben anlamam ki ya, dağ babası yerli yavru fark etmez. Flüriye yani hiç kıymet vermiyorum. Kafese koyduk kuşu. Çetin'in kuşlarına bir makara. Fakat bu öldürücü makara ötmüyor. Normal bir cenelli ötüyor. 20 sayı, 25 sayı üst üste falan. Birdenbire kalbi nefes alamamaya başladı hemen şimdi. Kurt başladı. Şefe dedim, söyle dedim posta başına. Bana izin yapsın. Ben rahatsızlandım. Kuşu bir an evvel eve götürmek. Tuncay Diyek'ten bir arkadaş, benim ortağın akrabasıymış. Burada oturduk içki içerken dedi ki, bende dedi bir kuş var dedi, size dinleteceğim, şu aklını sıkıçıyım dedi. Getir dedi, niye falan, bantını getirmiş. Bantını getirdi burada. Ben pilule kuşu böyle ötme diyorum ben. Böyle kuş duymadım. Mesela tellikçi Adil, ondan sonra Aleko kuş. Bunlar İstanbul'da yani baş kuşlar bu dediğim kuşlar. Ben böyle kuş makarası duymadım. Gümbür 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 bitmiyor ki. Bitmiyor.
Üst sefer git karşıki apartmana gel, git gel git gel, bitmez makara. Bir gün gene burada oturduk, içiyoruz ortaktan beraber. Ya dedim, bir kuşu bizi dinletecekti, hem dedim akvaryumu varmış, akvaryumu bana verecekti. Gidelim dedi. Oturmuş birayla fıstık, şam fıstığı içiyor falan. Bize bira ikram etti falan. Ben dedim bira içmeye gelmedi, bizim kafamız iyi. Kafaları bir dünya. Bir dünya, saat gece saat 12 kim gelir diyorum ya, benim de kafam bir dünya. Yatacağım. Zırt kim o? Benim. Sen? Aa, Haldun abi sen misin? Hayırol? Badem, fındık, fıstık, bir şişe viski. Sende bir kuş varmış. Evet dedim, var. Ötüyormuş. Abi dedim, daha hani simsiyah dedim kuş yani dedim. Daha yeni tüyden çıkıp bir sefer karışıya götürdüm. Öyle dedim, hani sinirlendim de götürdüm dedim. Ya dedi, biz dedi bir yani kahveyi kuşçular kahvesine döndürmek istiyoruz falan dedi. Benim abiyle beraber. İyi dedim, ama dedim kuş etmiyor dedim. Haldun abi kurnaz kuşçu ayağınla. Vişik 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 vişik. Hani cilalı ayakkabı topukları cık 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 yapar ya. Gece saat 12 kardeşim, karanlık oldu sen, gök pat gürültüsü patladı. Gece saat 12 herkes uyanacak. Geceden konuştuklarımızı duymuyoruz. Bilardo da var benim kahvemde. Orada bilardo da vardı. Tuncay'a getirdi kuşu, şuraya koydu masaya. Pink, pink, pink. Arkadan vıcılamaya başladı. Ötecek şimdi Fahri abi, Tema abi dedi. Bir makara tuttu arkadaş. O gürültülü kahvede sinek usta sesini duyarsın. Çıt yok. Bütün millet kahveye hücum etti. 70 sayı, 80 sayı. Böyle makara daha ömre etmedim dedim. Her tuttuğu makarayı 10 sefer, 15 sefer ötüyor bir de. Anlamadın mı? Aynı nefes bir daha, bir daha. Herkes böyle. Öttükçe ulan hani böyle olacak, herkes düşüyor yere. Kahvede ders mers olmayacak. Kahve arenadır. Direkt açan kuşlar. Orası okul değil. Okula gideceksen kapıdan çıkaracaksın, gideceksin okulda dersini yaptıracaksın çocuğuna. Gezdireceksin, kapıdan içeri makarayla gireceksin. Orada bir şey yok mu? Aşağı kadar kafası. Kuş terbiyesi dedim. Kahve terbiyesi. Eskiden büyüklerimizin kuşu öttüğü zaman bizim elimizde 20 sayı, 25 sayı kuşları biz öttürmezdik. Şöyle baktıkları zaman adamın kuşu 100 sayının üstünde makara ötüyor. Seninkini duyduğu zaman tır tır onun ya. Tır 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 yaptığı zaman 30-40 sayı ötüyor zaten kuş. Bizimki çatlıyor 25 sayı. 10 sayı, 5 sayı. E sen ister misin? Haliyle istemez. O yüzden kucağımızı aldırdı, zapt ederdik kuşu. O kuşları dinlerdik. Ondan sonra eve gelirdik, bütün kuşlarımızı salardık. Böyle bir kuş ne zaman bulacağız? Böyle bir kuş ne zaman bulacağız? Aradan 50 sene geçti. 50 senede 4 tane kuş. 12 yaşından beri bu işin içindeyim. İstikbalime mal oldu. İlkokulu 7 senede bitirdim. Kuş yüzünden. 5. sınıfta kafes yapmaya başladım. Yani hiç hoş bir şey değil. Gerçi de bu aşk, bir sevgi hayvanlara karşı yani. Ben çocuğun arabasını deldim, minicikti. Ötüyoruz ya, oraya kancı yaptım. Dedim ben çocuğu gezdireyim. Ne çocuğu? Kuş gezdiriyor.